Halil Reçber piyasalarından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Şimdi endeksle ilgili bir çalışmamız var. Hemen bunu yorumluyorum. Endeksin geldiği nokta. Özellikle 30 endekste daha önce de bahsetmeye çalıştık. Aslında bu bölge güvenli bölge olmaya devam ediyor. Hatta 100 endeks tarafından şöyle isterseniz bir bakalım. 100 endekste hemen bakıyorum. Tablomuz açık. Evet. 100 endekste bizim sistemimize göre, daha doğrusu indikatörümüze göre ne demiştik? Bu bölge güvenli bölge olmaya devam ediyor. Yani güvenli bölgeden kastımız ilk düşüşte 100 endekste 97 bin güvenli bölgeydi. Ve buradan tekrar etmek istemiyorum ama 106 bine kadar olan süreçten bahsetmiştik. Ve buradan itibaren buranın bir direnç olduğunu, bir kar realizasyonu olabileceğini 97 binin altında 97 bin kırılmasıyla hedef olarak gördüğümüz 100 endeks tarafında 98 bin ikinci destekti. Ve bakın 98 bin bu bölgede çalışmıştı. 2-3 gün çalıştı ama yukarıda 100'ün üzerine atamadığı için ne demiştik? Gelecek satış büyük ihtimalle endeksi 93 bine çekebilir. 93 bin, 95 bin bizim için kritik seviye. 95 binin altında güvenli bölge. İkinci defa olabilecek bölge. Bu sefer 98 değil. 95'in altı güvenli bölge demiştik. Nereye kadar? 93'e kadar. 92-800'e kadar. 93. Neyi gördü endeks? Cuma günü kapanış olmadan, Perşembe günü, Arife günü kapanış olmadan nereyi görmüşüz? Görüyorsunuz 92.750. Yani 70 puan sapmayla bizim hedefimiz çalıştı. Yani bu bölge hala hazırda bir destek. Yani güvenli bölge dediğimiz bölge, bakın hemen burada çizdik. Şu aralık bizim için güvenli alım bölgesi. Yani bu bölgede alanlar kolay kolay en azından önümüzdeki haftalara zarar etmeyeceklerini söyleyebiliriz. Ama ilk anda geldiği seviyede de güvenli bölge demiştik ve zaten buradan endekse 4000 puan tepki geldiğini, %5'e yakın neresi tepki geldiğinde gördük geçmiş günlerde. Şimdi evet, bu bölge şu an için bizim sistemimize göre 12.200'de eksi. Bu ne anlama geliyor? Hemen bakıyoruz, 12.200, 14.000. Hala hazırda güvenli bölgede olmaya devam ediyor. 12.000 dediğimizde şu anki endekse bakıyoruz. Kaç? 93.500. Aynı zamanda TL bazında neresiydi arkadaşlar burası? 93.000 seviyesi Türk lirası bazında. Bakın bizim sistemimize göre sistem o kadar aslında destekliyor ki 93.000 seviyesini, 92.800, 93.000. Dolar bazında da hatırlayacak olursanız 2017'nin Ocak ayına dönüyoruz. 2 dolar seviyesi bizim için en önemli destek seviyesi olarak yine karşımıza çıktı. Yani bugün 19.600'ler görüldü ve net olarak çalıştı. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu destek bizim için bu nokta. Evet, şimdi endeksin biraz önce de bahsetmeye çalıştığımız gibi 2 dolar seviyesi, yine bu seviyeyi gördük ve altını gördük. Geçen yıl bu noktayı gördükten sonra çok ciddi bir rally başlamıştı. Özetle şunu söylemek istiyorum. Dolar bazında çok önemli destekteyiz. Bu Türk lirası bazında da TL bazında da geçmiş yıllara baktığımızda 2005'ten gelen çok önemli, gördüğünüz gibi, destek bölgesi. Seçimden önce buranın kırılmasını beklemiyoruz. Evet. Şimdi buradan itibaren tekrar tepki beklentimizden zaten bahsediyorduk. Hemen TL bazında şöyle dönüyorum. TL bazında döndüğümüzde evet, güvenli bölge olmaya endeks 95.000'de devam ediyor. Eğer şu 93.000'de devam ediyor. Eğer 93.500'ü düşünecek olursak HDTR -12.000 tepki verdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla 11.500'e kadar, yani bir 400 puan daha çok normal olacaktır ama 12.000'de çok normal olacaktır ama 12.000, yani şu an 93.500'ün üzerinde kaldığımız sürece büyük ihtimalle biz yukarıda 95.000'lere doğru, sabah TGRT Haber'de bahsetmiş olduğumuz 95.000, 98.000'lere doğru yükselişi bekliyoruz bu noktada. Hemen ben buradan 30 endekse dönmek istiyorum ve sonra hisselere döneceğiz. 30 endekse döndüğümüzde de aynı durum söz konusu. 114.900'den düşük, 116.800'den yüksek. Ortalamaların altında ama hala hazırda bizim yine bakın HDTR 14.500'de, tabloya dönüyorum, 14.500 dediğimizde ne anlama geliyor? 30 endekse 14.000 dediğimiz 14.500, yani bugün bu seviyelerden alış çok normal olacaktır. Tepkinin gelmesini beklediğimi söylüyoruz. 14.000 dediğimizde şu an kaç? HDTR 14.500, yani 500 puan, 115.300, yani endeks 115.800 yaptığında büyük ihtimalle 14.000'in üzerine çıkmış olacak. Bu da HDTR 14.000 altına düşecekse nereden baksanız 2.500 puan buradan tepki beklemiş olacağız. Yani
Hemen şöyle alıyorum. Dün cuma günkü perşembe günkü kapanış giriyorum. 116.825. Hemen bakın. 116.825. Bugün için bu seviye çok önemli dedik. Bu seviye üzerinde kalması büyük ihtimalle HDTR'nin 114 olmasına neden olacak. Şunun 114 olması, 114 bin olmasına sebep olacak. Ve buradan bir tepki. Nereye kadar? 2500 puan. Yani 116.500 118.600'e kadar, 500'e kadar, şu bölgeye kadar tepki görebiliriz. Ne zaman? Yarın görmüş oluruz diye tahmin ediyorum. Hemen ben buradan endeksin günlük hareketlerinden yola çıkarak bakıyorum. Halihazırda satış baskısı olsa da uyumsuzluklar sebebiyle büyük ihtimalle burada tutunmak isteyen, ilerleyen saatlerde tekrar tepki vermek isteyen bir görüntü arz edeceğini düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir bölgedeyiz. Nereye kadar tepki? 115.400'ün üzerinde. Bakın çok önemli, kritik bir seviye. Biraz önce burayı gördü. 115.000 üzerinde kalmak isteyecek. 115.400'ün üzerinde gün içinde 116.400'e 1000 puanlık bir tepkiyi yakalayabiliriz. Kademe kademe bakın nerelere gidebilir, nereden satış gelebilir gün içinde. Bunu da görmüş olacağız. 115 bu anlamda bizim için önemli. Hemen buradan ben hisselere geçiyorum. Ve bu defa hisselerde arkadaşlar endekse göre daha fazla güçlü tepki verebilecek hisseleri en kısa sürede yakalamak adına şöyle bir bakalım. Endekse göre daha güçlü tepki verebilecek hisseler. Anadolu Efes şu an için görüntü iyi. Evet, hisseler bazında baktığımızda endekse göre en kısa sürede endekse göre güçlü seyredebilecek hisseler hangisi? Bunu isterseniz şöyle bir bakın, listemiz var. Biliyorsunuz daha önceden bu listeyi üzerinden zaten çalışıyorduk. Şimdi işaretleyeceğiz hızlı bir şekilde. Hisseleri şöyle bir gözden geçirelim. Hemen alıyorum. Endekse göre önümüzdeki dakikalarda tepki verebilecek hisseler. Afyon gayet iyi gözüküyor. Evet, gayet güzel. Akbank, evet. Sanki bir buradan biraz önce endeks yorumu yaptığımızda Akenerji gayet güzel. Gördüğüm ki Aksa gayet güzel. Bakın açtığım her hisse gayet güzel. Aksen. Alarko Gayde, evet bu da güzel. Anel gayet güzel gözüküyor. Şimdi fazlasıyla ise çıkmıyor. Arçelik gayet güzel. Aselsan, evet Aselsan burada büyük ihtimalle bakın ikili dip yapıyor. Fiyat aşağı yukarı. Artık büyük ihtimalle buradan Aselsan'dan iyi bir tepki beklenebilir arkadaşlar. Endekse göre de şu an için artıya geçmiş durumda. Ayan Banvit hızlı bir şekilde gezelim. Saat 14'te başladık. BİM bakın ne kadar güçlü BİM. Daha önce de bahsetmiştik BİM güçlü hisseler içinde gördüğümüz BİM. Beşiktaş da artık sanki buradan bir tepki, bir dip yapacak izlenimi var. Borusan bayağı sıkıntılı gözüküyor. Deva. Evet bakın Deva. Sık sık Deva çıkıyordu. Deva gayet güzel gözüküyor. Doğas. Evet Doğas da çok güzel arkadaşlar. Notumuzu alıyoruz. Doğan Holding. Evet arkadaşlar. Oldukça sıkıştı. Çok sert hareketler yakın gibi gözüküyor Doğan Holding'de. Şöyle bir Doğan Holding'i de notumuza alalım. Eczacı ilaç gayet iyi. Endekse göre güçleniyor. Yani endekse gelecek tepkide bu işaretlediğimiz hisselerin hepsi endeksten daha fazla prim yapabilecek hisselerdir arkadaşlar. Bunu not alırız, alalım kenara. Faydasını göreceğimizi söyleyebilirim. Ege Endüstri şimdi evet. EKGO enteresan olmaya başladı. İlk defa emlak gayri uzun bir süre sonra endekse göre. Eğer bugün de kapanış endeksin üzerinde olacak olursa evet olabilir. Yani tepki anlamında olabilir ki biliyorsunuz biz bu hisseyi uzunca bir süre satıştan bahsediyoruz ve hedeflerimize de en azından kısa vadeli hedeflerimize geldiğini söyleyebiliriz. Enka, evet Enka'yı da alalım. Ereğli artık yavaş yavaş Ereğli'de bir dönüş, yani yavaş yavaş takas bayağı bir etkili bir dönüş oluşmaya başladı. Furoto. Evet Garanti. Şu an için endeksten güçlü. Şu an endekse göre zayıf ama tepki halinde ilk önce gidebilecek hisselerden olabilir. Bunu izlemekte fayda var. Göltaş enteresan. Göltaş'ta bir not alalım. Goodyear gayet iyi olmaya başladı endekse göre. Gözde tepki veriyor ama çok da fazla. GSD Holding oldukça zayıf. Gübre fabrikaları görüyorsunuz. Geçen haftalardan itibaren gübre fabrikalarının endekse göre ne kadar güçlü seyrettiğini, ayrıştığını net olarak görüyoruz arkadaşlar. Halkbank çok enteresan. Evet Halkbank da çok iyi gözüküyor arkadaşlar.
Bir tuzak olabilir mi? Yok, herhangi bir görüntüde tuzak yok. Halkbank da güzel gözüküyor. Hemen bakalım. İş Bankası Cem. Karton. Görüyorsunuz. Karton harika. Endekse göre gayet güçlü seyrediyor ki daha önce de bahsettik kartondan. En son geçen hafta bahsetmiştik. Gayet iyi toparlamaya başladı. Koç Holding her zaman endekse göre gücünü koruyor. Kozalar, bakın. Koza ve İpek grubundan uzak durun demiştik. Endekse göre ne kadar zayıflar ve bu giderek daha da zayıflayacak arkadaşlar diye tahmin ediyorum. Bakın. Söylediğimizde 10 gün öncesiydi arkadaşlar. Bakın buradan itibaren Koza'da, bakın İpek'te endekse göre ne kadar daha zayıf olduğunu görüyorsunuz. Evet, hemen Kardemir iyi gibi gözüküyor ama mavi biraz uzak durmak lazım. Migros, evet çok güzel. Net Holding görüyorsunuz, harika. Geçen hafta bahsetmiştik. Odas. Petkim artık yavaş yavaş dibi onaylamaya başladı. Biraz zor onaylıyor çünkü normalde çok ciddi satışlar yedi. Biz dipten itibaren artık Petkim diyoruz. Bu anlamda da bizim için yakaladığımız için de olumlu. Şişecam yavaş yavaş kar realizasyonları biraz daha yataya dönecek gibi gözüküyor. Şekerbank enteresan derecede iyi gözüküyor. Soda görüyorsunuz harika. Simpaş artık iyi olmaya başladı. Simpaş çok iyi. SNGO. Tatgıda harika. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Çok güzel. Tav gayet olumlu. Türksel. Bir ara geçen hafta olumluydu ama çok da fazla güvenememiştik. Yine de okurken bakacağız. Teknosa bakın. Teknosa olumlu hisseler içinde demiştik ve gayet güzel görüyorsunuz. Tuasso'ya geçiyorum. Tuasso gayet olumlu. Hala güzel. Turkas şu an için uzak duralım. Trakya gayet olumlu. TSKV. Türk Telekom. Türk Traktör gayet güzel. Telekom'dan uzak diyoruz. Türk Traktör gayet olumlu. Tüpraş süper görüyorsunuz arkadaşlar. Uzunca bir süredir. Yani neredeyse son 3-4 ayda biz Tüpraş'ın dip yaptığını söylüyoruz ki söylediğimiz tarihten itibaren bakın endeks hemen şöyle söylemek istiyorum. 19.4 19.4'ten beri endekse karşılaştırdı. Endeks 120 bindi. Nereye geldi? Bakın hemen 100 yapalım. 19.4'e dönelim. Bakın değerli arkadaşlar. Şunu farkı şurada. Yani endeks 111 binken Tüpraş demişiz. Bakın endeks 111 binden 92 bine gelmiş. Yani neredeyse dip baktığınız %16 düşmüş. Tüpraş endeksin üzerinde ve primli. Yani bu oldukça önemli. İşte demek istediğim nokta ısrarımız da bu. Yapmış olduğumuz işlemlerde endeksin üzerinde getiri sağlamak. Bu yöntemi de eğitimlerimizde zaten sık sık olabildiğince basit yöntemlerle bakın. Yani 100 hisseye yaklaşık 20 desek 4 dakika şimdi geçti. Vakıfbank, evet Vakıfbank dip hareketi gibi. Vestel, BKB, Yataş, Yapı Kredi. Çok enteresan. Dipte ama biraz daha gezecek gibi. Zoren oldukça önemli bir bölgede biraz daha yatay seyredecek gibi gözüküyor. Evet. Şimdilik hisselerimiz bunlar. Hemen söyleyeyim isterseniz. Afyon, Akbank, Akenerji, Aksa, Aksen, Alerko Gayri, Anel, Arçelik, Aselsan, BİM, bizim yok. Beşiktaş, Deva, Doğas, Doğan Holding, Eczacı İlaç, Ege Endüstri, Emlak Gayri, Enka, Furoto, Garanti, Göltaş, Goodyear, Gübre Fabrikaları, Halkbank, enteresan derece çıktı. Karsan, Koç Holding, Migros, Net Holding, Petkim, Şekerbank, Simpaş, Tatgıda, Türksel yine de temkinli bakıyoruz ama Teknosa, Tuasso, Trakya Cam, TürkTrak, Tüpraş. Şimdi 2, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15, 17, 21,
25, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 40 hisse. 100 hisseden bakın arkadaşlar. 40 hisseden 100 hisse çıktı. Bu ne demek? Hatırlayacaksınız. En son yapmış olduğumuz yorumlarda dedik ki 100 hisseden 18 tane çıktı. Dikkat. Yani bu iyi değil piyasa. Satış gelebilir. Onun için izlemek lazım. Hisseleri de. Şimdi 100 hisseden 40 hisse iyi çıktı. Dolayısıyla endeks buradan ciddi tepki verebilir. Bunu bir kenara not edelim. Şimdi hemen buradan evet şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Gün içinde tabii çalışmalarımızı yine paylaşmaya devam edeceğiz. Biz yine not olarak sizlere bir hatırlatma babında şunu söylemek istiyorum. Reçber Eğitim Danışmanlık olarak eğitimlerimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Eğitim içerikleri, detaylı bilgiler. Eğitimde zamanlamayı ve bakın gördüğünüz gibi en fazla 4 dakikada 100 tane hisseyi gezdik. 100 hisseden şu görmüş olduğunuz hisseleri çıkarttık. Bu hisseleri alıp ekranınıza yazın. Hareket gördüğünüzde alım satım yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani sistem anlatıyoruz. Teknik anlatıyoruz. Olabildiğince de eğitim ücretinde düşük tutuyoruz. Zaten eğitim ücretine yönelik, eğitimin içeriğine yönelik detaylı bilgilere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İnternet üzerinden eğitimler, özel eğitimler, YouTube ve Twitter size ne gibi fayda sağlayacak bunları da Reçber Eğitim Danışmanlık sayfamızdan öğrenebilirsiniz. Ben herkese bol kazançlar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle.